Merhabalar. Radyo ve televizyon, proje çerçevesinde sanal ve gerçek nesnelerin tasarımını yapma, tasarımları 3 boyutlu olarak canlandırma ve canlandırmayı izlenebilir gösteri olarak hazırlama, kuruluşlar ve yapım şirketlerinde program yapım öncesi, çekim aşaması ve çekim sonrasında içerikle ilgili işleri ve idari işleri yürütme, temel düzeyde teknik cihazları kullanma, araç gereçleri kullanarak stüdyo, çekim platosu ve çekim yapılabilecek her yerde ekip çalışması için de görüntüleri kamera ile kaydetme, radyo, televizyon ve prodüksiyon kuruluşları ile organizasyonlarda kurgu yapma, ses ve ışık cihazlarını kullanma, yönetmenin talimatlarına göre teknik işleri yürütme yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Radyo televizyon alanı, grafik animasyon, radyo televizyon programcılığı, kameramanlık ve teknik yapım, yayın dallarında eğitim vermektedir. Radyo televizyon alanında mesleki gelişim, temel iletişim, bilgisayarda fotoğraf işleme, radyo, televizyon, elektrik, elektroniği, radyo, televizyon yapımcılığı, temel kamera olan ortak derslerin yanı sıra iki boyutlu animasyon, medya tarihi, illüstrasyon, nesne canlandırma, kurgu teknikleri ve estetiği, sinema tarihi, video kurgu, ışık teknolojisi, temel tasarım gibi dal dersleri de okutulmaktadır. Meslek lisesinden sonra Yükseköğretim Kurumları sınavında başarılı olanlar lisans programlarına, temel yeterlilik testinde başarılı olanlar ise meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine ek puan olarak devam edebilirler. Meslek yüksekokulunu bitirenler ise dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Radyo televizyon alanından mezun olan öğrenciler seçtikleri dal, meslekte, kazandıkları yeterlilikleri doğrultusunda televizyon kuruluşlarında, radyo kuruluşlarında, prodüksiyon şirketlerinde, haber ajanslarında, reklam ajanslarında, turizm eğlence alanlarında çalışabilirler. Radyo televizyon alanında çalışmak isteyenlerin yaratıcı ve meraklı, insanlarla iyi iletişim kurabilen, görsel hafızası güçlü, iyi gözlem yapabilen, hızlı karar verebilen, estetik duyguya sahip, ayrıntıları algılayabilen, dikkatli ve sabırlı, tasarım ve görsel yeterliliğine sahip, şekilleri doğru algılayabilen kişiler olmaları gerekmektedir.